İnekleri çekmedi. İnekleri çekmedi. Mesela. Nazar olur ki. Sadece akrepte onu çekti. Yani bak yeni bak yeni çekiyorum. Eski yerlere bile merak kalıyor insanlar. İstanbul tarafından istiyorlar. Azerbaycan'da falan bir abonelerim. Merhaba sayın abonelerim. Şu anda çay topladık ve komşum Fatma Hanım'la oturuyorum şu anda. Şu anda komşum Fatma Hanım'la oturuyorum. Birazdan gideceğim eve. Çok sıcak. Bugün 45 derece sıcaklıkta çay topladık. Şöyle göstereyim. Şurayı bitirdik gündür. Şöyle çekeyim. Çarşının etrafında. Çok sıcak bugün. Bıraktık. İyi onunla bu telefonla parası kazanmayız. Bilmiyoruz. Peki. Alacak mı Fatma yengesi? Fatma teyzeni, ablanın şeyler çiçekleri. Şöyle gösterelim sayın aboneleri. Şöyle gösterelim. Şöyle. Fatma Hanım'ı burası. Bahçesi. Şöyle. Çiçekleri falan. Fatma abla. Şöyle oturuyor şurada. Göstermiyorum da. Sonra çekerim. Şöyle Fatma ablanın çiçekleri falan. Sayın abonelerim. Şöyle Fatma ablanın evi. Şöyle oturuyor şurada. Bahçesi güzel. Çiçekleri açmamış. Fatma ablanın çiçekleri çok süper. İlk birinci sezon gelince güzeldi ama. Şimdi solmuşlar. Sardonyeler. Kırmızı sardonyası var. Pembe sardonyası var. İlk gelince görmüştüm. Fatma ablanın burası böyle. Bahçesi, balkonu falan. Şöyle göstereyim. Yani burada hayvanı var, horozları var, tavukları falan var. Şöyle gösterelim. İleride ahırı var. Benim güzel Fatma ablam. Candan tatlı. Canım Fatma ablam. Şu anda sayın abonelerin. Birazdan eve ineceğiz. Bak Fatma abla. Çiçekleri de çekiyorum he. Çok güzel var. Senin çiçekleri benimkinden güzel. Ya var benim de değişik değişik çiçeklerim var ama çok kurudu ya. Kış, kız gözü diye aldım ondan sonra bir karanfil aldım ama bir tanesi kaldı. O da çiçek açmak üzere şu anda. Çok olursa sana da getiririm. Kaç defa aldım internetten ektim ama olmadı. Bir biberiyem oldu. Bir de o oldu başka yok. Öbür çiçeklerim eskiden komşulardan kalan çiçekler. Hediye olarak vermişlerdi. Aha. Güllerim falan onlar oldu. Ya onlar da bitirir de. Bugün bitmez. Nasıl bugün bitmez? Kaç ton var? Ya o çocuk da yoruldu da 15 ton çay toplamış ipler. Başka yere. İççi mi aldınız? Oskan adam aldı da ölçtü. Sayın abonelerim benim Fatma ablam elin uza diyor. Zebdesi, meyvesi Allah nazardan korusun her şey elin altında. Dual besleniyor o da ben gibi. Her şeyi dual. Her şeyi dual. Mandalinası, armudu. Her şeyi var. Bahçesi, Allah nazardan korusun inekleri var, tavukları, her şeyi dua. Sebzesi, bahçesi, her şeyi ben gibi kendi elini uzatıp alıyor. Yani anlayacağınız parasız bir manavı var diyelim. Her şeyi dua. Dua besleniyor bu sağlıklı. Lahana. Efendim? Bu senin lahana yok. Lahanam var ama benim de. Mi? Yediğim yok ama. Var mı? Güzel doğru olursa sana getiririm bir pişiririm. Tamam mı? Sarmalık lahana. Sarmalık olanca getiririm. Yukarıda beyaz lahana da yaptım. Oldu biliyor musun? Nasıl beyaz? İki top oldu beyaz lahana. Turşulu. Top lahanadı. Evet turşulu. Nereye buldun onu? İnternetten almıştım. Tokumu. Gerçek. Ha. Oldu ama bir adam çiğnedi salata falan toplayayım derken iki tane kalmış. Onlar da böyle olmuş bir şey. Güzel kadar bakacağım ne olacak. Onun zaman ne zamandır ki bilmiyorum. Ya onun zaman son güzde. İlkbaharda ekmiştim de fide ektim. Ya çiğnediler bizimkilerini bilmiyorum. Tarlada bahçede dolaşıyorlar. Şöyle gösterelim sayın abonelerim. Şöyle benim Fatma ablam dual besleniyor. Güzel bunu burası. Ben çok sevdim bunu burasını. Biz çarşıda oturuyoruz. Bu da çarşının kenarında ama. Vallahi köy hayatı. Üzümlere bak üzümlere. Köy hayatı. Üzümlere bak. Evet üzümleri her şey. Üzümler adı biliyor musun? He? Anam. Gördüm gördüm. O kivi yavur yavur. Benim Fatma ablamın üzümleri. Bahçesi şöyle gösterelim. Her şey dual.
Aha, kivilerini de gösteriyorum bak. Sen mi yiyorsun, başkaları mı kiviyi? Kiviyi sen mi topluyorsun? He, olmuş bak. Ama sert hele, var zamanla. Ne kadar çıkıyor burada? Bana bir kilo verirse parasından ha. Ben kiviyi çok seviyorum ama bizde yoktur. Asmam da var. Bu asma kime ait? He, üzümler. Ya bundan şey yapıyorlar böyle Nur amcalar. Küme falan yapıyor. Bak oradan oraya kadar göstereyim böyle üzüm. Burası da bahçe. Sayın abonelerim. Mısır tarlası, fasulye tarlası. Şöyle içeride inekler var. İnekler gözükmüyor. Şöyle orada merdivandan meyve falan topluyorlar. Armutları falan. Öyle güzel bir yer burası. Şöyle gösterelim. Tavukları var. Ördeğini de çakal yemiş Fatma ablamın. Geçen sene bir ördeği vardı. Adını Cevriye koymuştuk. Cevriye bizi çok ısırıyordu. Çevreyi çakal kaçırmış. Nasıl yedi çakal? Ördeğen çakal nerede boğdu? Gece mi gündüz mü? Gece kopar. Yazık günah ya. Niye bakmadınız? Neden bile çeperi kopar? İçeri nasıl da kırdı girdi? Ha, kazmış da girmiş öyle mi? İşte ben korkarım öyle şey. Günahtır, tavukları da yer bak. Sen bu horozu salmışsın mesela, bu horoza yazık, tavuk kaç para. Alır yer bak, burada kapar, oradan gider bak o arkadan. Ara, kanaldan gelir, oradan kapar. Oraya ustalar çalışıyor. Olsa da yine gelir, çıkar. Çünkü Musa abinin vardı 50-60 tane tavuk. Telörgü yapmıştı adam böyle kocaman bir yer. Abi, bine yükseklikti demin, 2 metreden yüksek. Yine çakal kapıyordu. Gerçek. Demek altını şey. Bilmiyorum ama hep tavukları, horozu falan hep götürüyordu. Hibe almıştı, o bayağı vardı onu. Bu Badoğlu diye var ya, burada benzeri geçen onlar. Ama azaltmış şu anda onu da, arısı var daha, bıraktı tavukları. Az var, 5-10 tane falan bir şey. Sayın abonelerim, aşkım görüşmek üzere, iyi günler. Bugün burada 2 gündür çalışıyoruz. Bugünlük de İşimiz bitti. Sıcak. 45 derece sıcaktı. Bıraktık saat 12'de. Biraz bahçeye çıktık. Sebze falan topladık. Evimize yemek yemeye indik. Çarşıya geri geldik. Şu anda eşimle ve Fatma ablanın eşi Kadir abine çay satmaya fabrikaya gittiler. Şimdi biz geleceğiz. Evimize ineceğiz. Sizlere iyi günler. Aşkıma görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.